Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayında kullanıp beğendiğim, sıklıkla kullandığım pek çok üründen bahsetmek istiyorum. Şimdi hazırsanız hemen videomuza geçelim. Birçok ürün var önümde. Makyaj ürünleri biraz daha az ama onlardan da var. Kısa sürede deneyimlediğim bazı ürünlerden de bahsedeceğim. E hemen sırasıyla önümde ilk gördüğüm üründen başlamak istiyorum. Malum yaz ve çokça güneş kremi kullanılıyor. Ben de tatil boyunca kullandığım iki tane güneş kreminden memnun kaldığım için sizlere bu favorilerde bahsetmek istedim. Daha önceden güneş kremleriyle ilgili bir video yapmıştım ve orada zaten bu ürünlerden bir tanesinden bahsetmiştim. Diğerini de sizlere o videoyu hazırladıktan sonra deneyimlemeye başladım. Hatta tekrardan bir güneş kremleri videosu hazırlayacağım. Oraya da tekrar bunu eklemeyi de istiyorum. Öncelikle San Ozon markasına ait olan bu vücut için kullandığım güneş kreminden bahsedeceğim. 50 koruma faktörlü olan güneş sütü olarak geçen bu ürün benim elimdeki 400 mililitrelik devasa kocaman boyu. Tatil boyunca ailece kullandığımız bir ürün oldu. Yapısını çok beğendim. Vücuttaki emilimden sonra arkasından yağlı yağlı yapış yapış bir hissiyat bırakmaması çok hoşuma gitti açıkçası. Koruyuculuğu da gayet iyiydi. Yanma, acıtma herhangi bir şey yapmadı. Ben çok beğendim. Hatta yüzümde de uyguladığımda hiçbir sıkıntı yaratmadığını söyleyebilirim. Tabii şöyle yani sahil ortamındayken ben yüzümde uyguladım. Herhangi bir sorun yaratmadı ki sürekli suya girip çıktıktan sonra da yenilenmesi gereken ürünlerden olduğunu söylemek istiyorum. Hani sürüp sabah sürdüm akşama kadar yeterli mi derseniz duşa veya denize havuza girdikten sonra mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bu tür güneş kremlerin hepsini yani tüm güneş kremleri için geçerli. Çok hafif çok tatlı güzel. Böyle bir kokusu var, güneş kremi kokusu. Rahatsız etmiyor kesinlikle. Kolay uygulanıyor. Sürdüğünüz anda hemen böyle bir beyazmış gibi dursa da cilt tarafından emilip öyle beyaz beyaz bir görünüm yaratmıyor. Beğendiğim güneş kremlerinden bir tanesi oldu. Aile boyu kullanmaya devam edeceğiz. Bir diğer güneş kremi ise Garnier Amber soler markasına ait olan bu elimde gördüğünüz Sensitive Advance 50 artı olarak geçen yüz ve vücut için kullanılabilen güneş kremi. Bu ürünün ambalajı değişmiş. Aslına bakarsanız daha önceki üründe de yine aynı şekilde marka isim aynı fakat düz beyaz olarak geçen böyle tüpte bir ambalajı var ki hala raflarda ona da denk gelebilirsiniz. Bu ise yeni ambalajla e, tekrardan piyasaya sürülmüş hali koruyucularını çok beğendim. Yağlı his bırakmıyor. Aynen üzerinde söylediği gibi zaten içerisinde parfüm de bulunmuyor. Herhangi bir şekilde yüzünüzde yanma, gözlerde yanma da yapmıyor. Tüm yüzüme uyguladım. Genelde yüz için kullandım ben bunu. Vücut için Sanozonu kullandığım için yüzüm, boynum, yani görünen yerlere sürmek için böyle direkt olarak bu Garnier Amber Solar'ı kullandım. Daha böyle akışkan yapıda olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla yüz için kullanılabilir. 200 ml'lik bir boyda olmasından dolayı da uzun süre kullanabiliyorsunuz. Öncelikle böyle bir beyaz gibi dursa da emildikten sonra cildinize oturduktan sonra hiçbir şekilde beyazlık kalmıyor. İçerisinde UVA UVB filtrelerine karşı koruyucular bulunuyor. Aynı zamanda yeni nesil filtreler de içeriyor. Çok beğendim dediğim gibi sürekli alacağım ürünlerden bir tanesi. Ekonomik de bir ürün bu boyda olduğu için. Ben bunu yaz kış kullanırım diye düşünüyorum. Zaten tüpte henüz daha yeni kullanmaya başladığım için bitmedi epeyce var içerisinde. Yine bu Temmuz ayı favorilerime hatta yaz favorilerime girmiş oldu. Güneş kreminden bahsettikten sonra güneş kremini arındırmak için çift aşamalı temizlik yapmamız gerekiyor. Bunu tekrardan hatırlatmış da olayım. Bu konuda da çift aşamalı temizlik nedir, nasıl yapılırla ilgili ben daha önceden bir içerik hazırlamıştım. Onun da linkini yine bu videoya da bırakırım. Çift aşamalı temizlik kısaca söylersem eğer bilmeyenler için öncelikle yağ bazlı bir temizleyici ile yüzümüzdeki güneş kremi ve makyaj kalıntılarının hepsini çözdürüyoruz. Arkasından da su bazlı yani jel ya da köpük gibi olan bir temizleyici ile tüm yüzümüzü tekrardan temizleyerek geri kalan bütün her şeyi arındırmış oluyoruz. Ya bazlı temizleyici daha önceden pek çok markada yoktu aslına bakarsanız. Son dönemde ise Artık pek çok cilt bakım markası uygun fiyatlıdan da yağ bazlı temizleyiciler çıkarmaya başladılar. Bu da bizler için iyi oldu. Daha önceden Kore cilt bakımıyla rutinlerimize girmiş olan bu çift aşama temizlik için sadece Kore cilt bakım ürünlerinde yağ bazlı temizleyici bulunuyordu. Oysa ki şimdi pek çok marketlerde bile ulaşabileceğimiz, kozmetik marketlerde ulaşabileceğimiz ürünler var. Bunlardan bir tanesi de Isana'nın yağ bazlı temizleyicisi. Bundan yine daha önceden size bahsetmiştim. Ama bu tatilde de hafif ve küçük boy olduğu için yanıma alarak kullandığım bir ürün oldu. Çok da memnun kaldım. Yüzümdeki güneş kreminin arındırılmasında herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Uygun fiyatlı, yağ bazlı, temizleyici arıyorum diyenler Rosmanlar'daki bu Isana'ya bakabilirler. Ben çok beğendim. Gül özü içeriyor. E Böyle hafif bir gül kokusu var ama çok da rahatsız etmiyor. Bunu kuru yüzünüze yani güneş kremi ve makyajının olduğunu düşünüyorum işte yüzünüzde. Bunu üzerine uyguluyorsunuz. İyice böyle yedirdikten sonra ellerinizi hafif ıslatarak tekrardan oluşturmaya devam ediyorsunuz. O ikinci aşama çok önemli. Yani direkt yüzünüze bunu sürüp yıkamaya kalkmayın. Yüzünüze bununla iyice oluşturduktan sonra nemli ellerle, ıslak ellerle tekrar oluşturmaya devam etmeniz lazım ki yüzünüzdeki bu yağı, sürdüğünüz, dağıttığınız yağı beyaz sütümsü bir kıvama dönüştürüyorsunuz. O da işte bütün cildinizdeki yağlı ürünlerin hepsini gözeneklerin içerisinden söküp atmaya yarıyor. Dolayısıyla güneş kreminden kalan kimyasallar veya makyajdan kalan yağ bazlı olan ürünlerin hepsi cildinizden arındırılmış oluyor. Bu da gözenek tıkanıklığını da engellemiş oluyor. Dediğim gibi zaten tüm bu detaylardan çift aşamalı temizlik videomda da bahsetmiştim. Bu da gayet güzel temizleyen ürünlerden biri oldu. Arkasından mutlaka jel ya da köpük türünde bir ürünle yıkamanız gerekiyor. Bu da favorilerime girdi. Tekrardan sizlere de hatırlatmak istedim. Yazın malum tabii ki güneş kremi de fazla kullanılıyor ve cidde hani böyle terlemeyle nemle aşırı bir hani nem kusma, ter kusma durumu olduğu için de gözeneklerde tıkanıklık olabiliyor. Ben açıkçası kış döneminde ahalı ürünleri çok fazla kullandığım için rutinlerimde Böyle gözenek tıkanıklığı ile ilgili sorunlar çok fazla yaşamıyordum. Ancak yaz döneminde şöyle burnumun etrafına baktığım zaman biraz o gözeneklerin daha çok dolduğunu gözlemlemeye başladım. O yüzden de bu dönem kullandığım bu ay içinde de rahatlıkla kullanıp beğendiğim ürünlerden biri oldu. Daha önce yine söylemiştim size. Misha'nın Amazon Red Clay ismindeki bu yüz yıkama ürünü. İçerisinde kırmızı kil bulunan bu ürün bildiğiniz normal işte yüzünüzü yağ bazı temizleyiciyle temizledikten sonra arkasından yüzünüzü yıkayabileceğiniz bir ürün. Ancak ben bu ürünü her gün kullanmıyorum. Akşam kullandığım bir ürün oluyor. Haftada bir ya da bazen iki. Çok böyle hani cildimde rahatsız olduğum bir görünüm varsa iki ama haftada bir bile yeterli oluyor. Bunu birazcık cildinize iyice sürdükten sonra bir dakika kadar yüzünüzde de bekletebiliyorsunuz durulamadan önce. Bu şekilde yüzünüzde beklettiğiniz zaman gözeneklerin içerisinde biraz daha temizlemiş oluyor. Maskelerin etkisi kadar yoğun olmasa da yine de hafif böyle gözenek doluluğu olanlar için düzenli olarak haftada bir ya da dediğim gibi maksimum iki olabilecek şekilde uyguladığınızda da cildinizdeki gözeneklerin temizlenmesine yardım eden bir ürün. Rengi de böyle hafif turuncumsu kırmızımsı yıkarken de zaten aynı şekilde şöyle göstereceğim yıkarken de aynı şekilde şöyle elimin üzerinde göstereyim hatta böyle kırmızımsı bir su akmaya başlıyor. Bu kırmızı kilden kaynaklanıyor tamamen. Dediğim gibi bunu yüzünüze sürerek bir dakika bekleterek arkasından da köpürtebilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel gözeneklerin temizlenmesini sağlıyor. Başka bir ürün ise yine daha önceden kullanıp beğendiğim ama tekrardan şu anda da kullandığım için neden ben bu ürünü bir kenara atmışım bırakmışım diye düşündüğüm nemlendiricilerden bir tanesi oldu. Origins Ginseng'in nemlendirici kremi. Bu elimdeki jel yapıda olan özellikle karma ve yağlı ciltler için olan Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer isimde olan daha doğrusu içerisinde yağ bulunmayan, cildi nemlendiren, çok da güzel, mis gibi böyle turunç kokusu olan nemlendirici kremi. Ben buna bayılıyorum. Kullandığım dönemde çok severek kullanmıştım. Büyük kavanozunu bitirmiştim. Bu elimdeki küçük kavanozu zaten bayağı da hani şöyle yarılayacak duruma da geldiğimi söyleyebilirim. Yarı olmasa bile üçte birini bitirmişim. Çok da güzel böyle turunç kokulu, mandalina kokulu gibi geliyor. İnanılmaz cildi ferahlatıyor. Cilde böyle bir enerji veriyor hakikaten. Ben sabahları bunu normal nemlendirici olarak kullandığım gibi akşamları da kullandım. Çok rahat cilt tarafından emilen, yağlı yağlı vıcık vıcık yapmayan ama nemli hissiyat veren güzel bir krem olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yaz döneminde yağlı ve karma ciltlere hitap edebilecek bir ürün olduğundan bunu da favorilerime eklemek istedim. Şimdi gelelim iki tane saç ürününe. Normalde de zaten kullandığım ürünlerdi ama tabii ki yazın sürekli duşa girilip çıkıldığı için saçlar birazcık daha fazla Yıkandığından bu türüne tür de daha çok ihtiyaç oluyor. Ben genelde banyoda krem kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Yani yıkanabilir kremlerden çok saçımda kalan kremleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunlardan da yine daha önceden de kullandım. Ancak şu anda sürekli olarak kullandığım, her gün kullandığım Elsevin mucizevi yağ isminde olan bu ürününden ben çok memnun kaldım. Saçlarımda denizden güneşten olan o yıpranma veya da daha böyle hani uçlarının birazcık daha e, sert olmasını Direkt duş sonrasında engelliyor. Avucuma ben böyle bir fındıktan birazcık daha büyüğünü alıyorum. Saçlarım çok fazla uzun olmadığı için yeterli geliyor. Saçımın boyuna ve uçlarına, diplerine gelmeyecek şekilde bunu bir güzel yıkadıktan sonra yani saçımı havluyla kuruladıktan sonra bunu böyle uçlarına bir güzel böyle boyuna da yediriyorum. Sonrasında hem taramayı kolaylaştırıyor hem de saçınızı kuruttuktan sonra böyle aşırı elektriklenmesini ve kalın böyle sert görünmesini de engelliyor. Bana çok iyi geldi. Hem saçı besliyor hem de bu içerisindeki değerli yağlar sayesinde de misler gibi kokuyor. Çok beğendiğim bir ürün olduğu için tekrardan bu Temmuz ayı favorilerime eklemek istedim. Buna benzer bir diğer çok beğenerek kullandığım ürün ise yine Elsev Dream Long ismindeki bu yıkanmayan saç kremi. Yani yıkanmayan durulanmayan saç kremi. Bu da aynı şekilde aynı mantıkla yine saçınızı yıkadıktan havluyla kuruladıktan sonra yine bir miktar alarak çok güzel kokuyor acayip güzel kokuyor. Bunu saçlarınızın ucuna ve boyuna uyguluyorsunuz. Saçların çabuk uzamasını sağlıyor diyor ama ben açıkçası onun için değil hem kokusunu sevdiğimden hem de saçlarımın ucundaki o boyalı saç olduğu için uçlardaki o kırılma ve yıpranmaları daha güzel engellediği için çok memnun kaldığımdan bunu sürekli olarak kullanıyorum. Uzun yıpranmış saçlar için diyor ama bence her boydaki saçlar rahatlıkla kullanabilir. Sadece saç diplerinize getirmezseniz eğer hani yağlı saçlar için söylüyorum bunu Saç diplerinize getirmezseniz böyle boy ve uç kısımlarına sürerseniz iki ürün de içinde aynı şey geçerli. Çok daha uzun süre saçlarınızdaki o ferah hissiyatı da hissedeceksiniz. Zaten dediğim gibi sürekli olarak duşa girildiğinden bunlar da neredeyse her gün kullanılan ürünler oluyor. Harika kokuyor bu arada. Böyle elime geldi birazcık üzerine. Mis gibi kokan da bir ürün. Şimdi birkaç tane makyaj ürünü var. Aslında bunlar çok yeni ürünler ama uzun süre kullanmam gerekmedi sizlere bu favorilere eklemem için. Neden ne gelince zaten makyaj ürünleri kullanıyorsunuz hemen o gün içinde veya gün sonundaki durumuna göre favorinize giriyor ya da girmiyor. Bunlardan da sizlere söyleyeceğim. Biore'sin son dönemde çıkarmış olduğu. Hatta sizlere bu serinin videosunu da hazırlamıştım geçen videomda izlemeyenler için yine linki bırakacağım. E, bu dörtlü likit ürünlerden bahsedeceğim. Dört tane farklı. Bunlardan iki tanesi ismi Glow Times olarak geçen. Bir tanesi gold yansımalı, diğeri birazcık daha pembe yansımalı olan aydınlatıcıları, likit aydınlatıcıları. Diğer ikisi ise bronzerları. Yine hafif böyle bir aydınlık efekt veren. Bir tanesi yine gold bronz olarak geçen, diğeri de rose bronz olarak geçen, birazcık daha hafif pembeye turuncuya kaçan, bu daha çok sıcak tona giden iki tane bronzerı. Renkleri, uygulaması çok güzel, çok kolay. Likit ürünleri yaz döneminde kullanmayı sevenler için şöyle hemen göstereceğim sürdüğünüz zaman böyle dağıtıyorsunuz. Ben fırçayla uygulamaktan çok memnun kalıyorum. Dağıttığınız zaman hemen fırçanızla yüzünüzde inanılmaz doğal bir duruş bitiş sağlıyor. Tüm ürünlerin incelemesini, yüzümdeki duruşunu geçen videoda göstermiştim. İzlemeyenler lütfen o Beulis videosuna giderek izleyebilirler. İnanılmaz güzel ürünler. Özellikle şu aydınlatıcılardan da Sunrise Orange olan bu o kadar tatlı bir renk ki böyle pembe turuncu arası bir renk. Ve kesinlikle bunu blush topper gibi de yani allığın üzerine bir aydınlatıcı etki versin diye de kullanabilirsiniz. Ya da direkt allık gibi de kullanabilirsiniz. Böyle fırçanızla bol böyle e, duo fiber gibi olan bir fırçayla özellikle kullandığınızda yüzünüze dağıttığınızda inanılmaz güzel duruyor. Ben çok beğendim. Çok da güzel fiyatları var. Bunlar bu arada yaz koleksiyon ürünleri olduğu için sürekli kalıcı ürünler olmayabilir. O yüzden bu tür likit ürünlere bakıyorsanız fiyatları da çok uygun olduğu için bunları tavsiye edebilirim. Makyaj ürünü olarak bir diğer önerim ise yine bu içerisinde makyajlarımda kullanıp beğendiğim Eko Tools'un bu süngerleri oldu. Normalde sünger olarak ben genelde Real Techniques'in süngerini çok severek kullanıyorum. Bu süngerleri de yine bir alışverişte incelemek için almıştım. İki tanesi bir paketten çıkıyor. Yapıları, bu kesimleri ve ürünü emmemesini çok beğendim. Eko ürünleri zaten vegan ve cruelty free ürünler olduğu için de bu tür tercih edenlerin zaten bildiği ve beğendiği bir marka olduğunu biliyorum. Süngerleri ıslattıktan sonra iyice suyunu emdirdikten sıktıktan sonra kullandığınızda gerçekten yüzünüzdeki ten ürünlerini, fondöteninizi veya da gözaltı kapatıcınızı çok çok az emen ürünler. Ben ikisini de tüm yüz için kullandım açıkçası. Hani biri göz çevresi için, biri yüzünüz genel için daha uygun gibi görünse de boyutları itibariyle. Her ikisi de hem yüze hem de göz çevresinde gayet ideal uygulanabiliyor. Uçları ve çevresi bakımından. Ee, çok beğendiğim ürünler oldu. Makyaj süngeri kullanmayı sevenlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Şimdi enteresan bir tavsiyem de var. Bu da yara bantı. Malum yara bantı çantadan eksik olmayan ürünlerden. Ben özellikle sürekli böyle işe giderken bile topuklu ayakkabı giyiyorsam özellikle hep çantamda yara bantı taşırım veya iş yerinde çekmecemde mutlaka bulunur. Çünkü topuklu ayakkabıyla yürümeniz gerektiği zaman uzun süre ayakta kalmanız gerektiğinde mutlaka bir deformasyon olabiliyor. Hele ki çocuğu olanların yara bantına her daim ihtiyacı olabilir. Bu elimdeki Getwell markasına ait olan şeffaf yara bantları. Çok beğendim yapılarını. Şöyle söyleyeceğim. Tamamen yok gibi görünüyor. Yalnız uygularken de o kadar güzel bir yapıştırma sistemi yapmışlar ki. Normalde yara bantlarını böyle açarken zorlanırız ya. Bu şöyle oluyor. Şöyle kenarından bir tanesini açarak size göstereceğim. Öncelikle bunu Şöyle kalın olandan göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Açtınız ve bunu yaranızın üzerine yapıştırdınız. Şöyle yapıştırayım. Yapıştırdıktan sonra arkasından buradaki kırmızı kısmından tutup çektiğinizde arkasından şeffaf bir şekilde etrafı şeffaf sadece şuradaki koruyucu bez kısmı içerisindeki bu şekilde görünen çok da rahat, konforlu, su da geçirmeyen. Benim şu anda çok fazla yapıştırmadım makyaj olduğu için altında. Böyle mat görünen, aşırı parlak parlak da durmayan, gayet güzel yara bantları. Bir tanesini bu arada harcamış oldum ama sizlere göstermem gerekiyordu. E, ben çok beğendim. Kalıcılığı yani çıkmaması da gayet iyi. E, acil hani böyle yara bantı görüntüsü istemediğiniz durumlar olursa eğer bunu da önermek istedim. Yine Getwell markasına ait olan bu şeffaf yara bantları da çantada taşınabilecek kadınlar için de pratik hani böyle bazen ayakkabının üstünden yara bantının görünmesini istemeyiz ya topuk kısmında. O böyle bez görüntü hoşumuza gitmez. Bu tür şeffaf bantlar o yüzden topuklu ayakkabılardan da dışarıdan görünse bile yine böyle şeffaf renk olduğundan dışarıdan görüntüyü de bozmayabilir. O yüzden bunu da favorilerime eklemek istedim. Bir diğer yine enteresan ürünse favorilerimi eklemek istediğim Gratis'ten aldım bu makyaj çantası. Şimdi özellikle içerisine de ürünü de koyarak göstermek istedim ki sizlere büyüklüğünü görün. E, bu geçen videoda incelediğimiz Paradise Vibes ismindeki far paleti. Bakın ne kadar büyük kocaman bir palet. Yani şöyle gösterirsem avucumun yani elimin büyüklüğü kadar bir palet aslına bakarsanız kare şeklinde. Ve bu paletin bile içerisine rahatlıkla sığabildiği e, köşeleri bakımından kalınlığı bakımından şeffaf oluşu dolayısıyla da içinin görünüşü bakımından da gayet kullanışlı bir çanta. Özellikle yazın mesela plajdayken birçok ürününüzü, dudak ürününüzü, ne bileyim güneş kreminizi, yüzünüz için olan veya da bazen kulaklığınızı vesaire bu, bu tür güneş gözlüğünüzü gibi bir takım e, aksesuarlarınızı içine koyup neredeydi acaba bu diye e, kaygısızca bulabileceğiniz çantalardan bir tanesi. Ben çok kullanışlı buldum. Gayet de uygun fiyatlıydı. Gratis'lerde satılıyor. Farklı desende olanları da var. Bunu da favorilerime eklemek istedim. Bu tür şeffaf çantaları, özellikle bu boyutta olanları, yani böyle çok tombul, kalın, daha büyük olanları değil de, böyle daha hacmi bakımından düzgün olanları, seyahate giderken bavulumuza bir şeyleri koyarken de daha rahat, daha az yer kaplayan ve düzenli eşyalar tutan bu türünleri tür her zaman bulamıyoruz. O yüzden favorilerime bunu da eklemek istedim. Şimdi son olarak da iki tane daha üründen bahsedeceğim. Bunlar da Yves Rocher'den bu yaz deneyimlediğim bir parfüm ve bir de vücut yağı. Monoi serisi. Mono yağı içeren bu parfümü çok beğendim. Zaten Hindistan cevizi kokulu parfümler videomda da bundan da bahsetmiştim. Çok güzel bir parfüm. Çok güzel bir parfüm. Tam yaz kokuyor. Direkt güneş yağı kokuyor. Güneş yağlarının özgü o mis gibi kokuyu alıyorsunuz. Bu mono yağı ve içerisinde aynı zamanda tiare çiçeği bulunuyor. Harika böyle yazlık, tropik bir yerdesiniz hissiyatı yaratıyor. Çiçeksi tatlı bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Bence kalıcılığı da yaz için gayet ideal. Gündüz akşam rahatlıkla tüm yaz dönemince kullanılabilecek bir parfüm. Ben biraz böyle bolca sıkmayı da seviyorum bunu. Böyle püfür püfür rüzgar estikçe üzerinizden o koku geldiği zaman rüzgarla dağılan inanılmaz keyifli hissettiriyor. Çok beğendiğim bir parfüm oldu. Fiyatı da oldukça uygundu ve ben indirimli olarak da almıştım. Yine indirimleri takip etmekte fayda var. Çok beğendiğim bir parfüm oldu yaz için. Yine aynı serinin mono yağıysa çok çok güzel nem veren aynı zamanda hafif de böyle o yağlı görünümle daha sağlıklı, daha ışıltılı da gösteriyor. Tüm vücudunuz için kullanabileceğiniz gibi saçlarınıza da kullanabiliyorsunuz. Saçlara da bu tür böyle besleyici yağları sürmek, çok az evucunuza aldığınız yağları deniz kenarındayken bile saçlarınıza yedirmek, o tuzlu sudan veya klordan yıpranmış olan saçlara iyi geliyor. O yüzden bu tür kuru yağları ben hem vücut için hem saç için kullanmayı seviyorum. %97 mono içeriyor içerisinde. Gerçekten çok mis gibi kokusu var parfümüne de eşlik ediyor. Hani duştan sonra bunu vücudunuza nemlendirsin diye sürerek bir de parfüm sıkarsanız misler gibi böyle kokarak gezebilirsiniz. Çok beğendiğim ürünler oldu her ikisi de. Son olarak bir de ojeden bahsedeceğim. Bu da tırnaklarımda gördüğünüz böyle ışıltılı hafif de yanar dönerli görünen bir oje. Rival Lazmi markasına ait olan HD Gels on the go olarak geçen 45 saniyede çabucak kuruyan ojelerden bir tanesi. Ben bunu neden öneriyorum? Çünkü kalıcılığını beğendim. Özellikle denize girip çıktıkça böyle ojeler daha çabuk çıkıyor. Fakat bu gerçekten başarılı bir kalıcılık gösteriyor. E zaten bir de böyle yanar dönerli olduğu için çok da kusurları da belli etmeyen ojelerden. Böyle net jilet gibi sürülecek ojeler e ayrı hani biliyorsunuz o mat renklerde çok keskin belli etmek gerekiyor. Fakat bunda hani biraz bozuldu üzerine hemen bir rütuşla tekrardan e eski performansına döndürebiliyorsunuz. Bu arada asetonla silerken bile zor çıktığını da söyleyeyim. Çünkü o hafif ışıltılı ojelerin kendine özgü biraz zor çıkma özelliği vardır ya bunda da aynısını gözlemledim. Böyle gold, pembe, kırmızı yansımalı çok tatlı bir rengi olduğunu söyleyebilirim. 17 Indian Feeling olarak geçiyor. Rossmann'dan almıştım ben. Rival Lausimin markasına ait olan bu Indian Feeling adlı oje de bu yazın favori ojesi oldu. Bir de size iki tane e, bu sefer hani farklı ürün olsun diye bunu da eklemek istedim. Böyle favori üst kıyafet de göstermek istedim üstüme giyerek değil ama Bunlar yine böyle plajda da rahatlıkla şortlarınızın üzerine de giyebileceğiniz günlükte kullanabileceğiniz Özellikle bu yaz crop toplar oldukça favori olduğu için Ve böyle Petit desen de çok fazla olduğu için Uygun fiyatlı olan deniz kenarında da giyilebilecek Böyle bluzlardan Bahsetmek istedim üst kısmı lastikli Omuzlarında kendiniz ayarlayabileceğiniz şekilde fiyonkları bulunuyor bu şekilde Burada bunları çözüp kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısmını hafif böyle e, birazcık daha dalgalı şekilde yapmışlar. Dolayısıyla yapışmıyor ama böyle sanki etek gibi duruyor biraz fırfırlı. Çok da güzel duruyor. Ben bunları defaktodan aldım. Bir tane mavisi. Bir de aynı şekilde böyle turuncu beyaz pöti kareli olanını yine aldım. Bunların ikisi de gerçekten hem şortlarınızın üzerine plajda rahatlıkla kullanabileceğiniz hem de günlük hayatta da yazın çok böyle ferah ferah kullanabileceğiniz terletmeyen kumaştan Üst kısmı dediğim gibi bu üst tarafa gelen kısmı lastikli. Kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Omuzları da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok böyle enerjik, neşeli, cici bluzlar olduğu için defaktodan aldım bu ikisini Bunları da bu favorilerime eklemek istedim. Farklı ürün alternatiflerini görmek isteyenler için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu videom. Temmuz ayında kullandığım, beğendiğim, çokça elimin altında olan ürünlerle favoriler videosu hazırlamak istedim. Temmuz ayındaki favorilerinizi bana aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.